Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler. İstiklal kündülük haberler programımızı görüşmelerine karşılayalımız. Mən Abdullah Yılğun. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya kün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qınam istiqtanlar ekranımız olsun. İqtisadi xırısqa əgəşib, Xitaydakı qarşılıq barğan siri küçəyigən. Xitaydakı iqtisadi krizisinin küçəyişigə əgəşib, Xitaylarının Xitay kommunist rejimigə bolğan narazılığı küçəyigən. Amerika vazının 17 fevraldakı xəbərində bildirilishicha, kişilik hüquq təşkilatlarının sanlıq məlumatlarına əsaslanğanda Ötken yili avgust ayidan boshlab bo'lib mu yangi yil harpisida Xitoydagi ishchilarning Xitoy kompartiyasiga qarshi harakatlari ko'paygan. Nyu-Yorkni markaz qilgan xalqaro kishilik huquq tashkiloti Erkinlik sarayining tarmoq 4-beti to'plagan sonliq ma'lumotlarda oshkorlanishicha 2023 yili 4-chi pasildagi ishchilar namoyishi 2022 yildagi o'xshash mazgildagiga qaraganda 3 hissa ko'paygan. Tahlilchilarning aytishicha bu xil qarshilik harakatlari Xitoydagi ma'lumotchilik xizmat sharoitining nachar bo'lishi va iqtisodiy qiyinchilik bilan munosabatli ekan. 2023 yili 9-chi oydan 12-chi oygacha bo'lgan aralig'da mazkur to'rbekat 777 qitimliq amgakchilar namoyishini xotirlagan bo'lib, 2022 yildagi o'xshash mazgilda qarshilik harakatidan 245 qitim yuz bergan ekan. Hong Kongda turishliq Xitoy amgakchilar axborotining mustaqil sonliq ma'lumotlarida ko'rsatilishicha, 1 yanvardan 3 fevralgacha bo'lgan aralig'da Xitoyda yana 183 qitim norozilik namoyishi yuz bergan bo'lib, buning ichida faqat Guangdong o'lkasida 40 qitim norozilik namoyishi bo'lgan. Bildirilishicha, ishchilarning namoyishi odatda maosh mojarosi va ish bexatarligi bilan munosabatli ekan. Xitoy vakili BDTda Sharq Turkiston xalqini terrorlikka bog'lashga urindi. Xitoyning Birlashgan Davlatlar tashkilotida turishliq doimiy vakili Jang Jun 15 fevral BDT xavfsizlik kengashining terrorlikka qarshi turish masalalari bo'yicha ochilgan oshkora yig'inida Sharq Turkiston xalqini yana bir qatim terrorizmga chetishga urindi. Beijing gazetasining xabar qilishicha Jang Jun 15 fevral ochilgan yig'inda qilgan so'zida ilgari davom qilib kelganidek Sharq Turkiston xalqini terrorizmga chetib qaralashga urungan. Jang Jun so'zida Afg'oniston chegarasi ichiga terrorchi kuchlar yig'ildi. Islom davlati Xurasan tarmoqi bilan Sharq Turkiston Islom harakati qatorliq terrorchi kuchlar o'zaro til biriktirdi. Xalqaro jamiyat buningdan yuksak hushyor bo'lib, barliq terrorchi kuchlarga birdek ittifoqlashib zarba berishi kerak deb bildirilgan. Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoy vakili Jang Jun yana o'xshashmagan madaniyat, o'xshashmagan dillarning barobar so'zlashishi, o'zaro o'g'inishi, o'zaro ulg'i elishi, inoq billi o'tishiga turtki bo'lib, madaniyatlar to'qunishi nazariyasini ko'rib tashlashi kerak deb bildirilgan. Halbuki Xitoy ishg'oliyat tarixidan boshlab Sharq Turkiston xalqini har xil bahonalar bilan bostirib kelgan bo'lib, yaqinqi yillardan buyon atalmish terrorlik zarba berish, Junxo millati o'rtaq kavdasi ingini mustahkamlash, Junxo madaniyatidan uzoqlantirish, davlat o'rtaq tilini umumlashtirish, İslam dinini Xitoylashtirish, Qur'oni Karimni sotsializmga uyg'unlashtirib sharhilash degan nomlar bilan ochiq oshkora holda Sharq Turkiston xalqining e'tiqodini, madaniyatini, tiliyizligini, an'analarini uzil-kesil chakladi va har xil to'xmatlar bilan millionlagan Uyg'urlar va boshqa turkiy xalqlarni jazo lageri va turmalarga qamab, irqiy qirg'inchilik yurgizib keldi. Xitoy rejimi yana izchil turda dinga qarshi terror siyosati ijro qilib kelgan bo'lib, yaqinqi yillar ichida 16 mingdan ortiq masjid chaqavatdi yoki buzuvatdi. Xitoy yana buningga aloqador atalmish nizom nomini e'lon qilib, har qanday yo'sundagi diniy ta'lim tarbiyani dinga aloqador har qanday faoliyatlarni cheklagan bo'lib, Sharq Turkiston xalqini qattiq bostirib kelmoqda va Sharq Turkiston masalasini terrorlikka bog'lab, irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini yashirishga urinmoqda. Xitoy Kanada raqobatchimiz emas, dushmanimiz texmo emas dedi. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Xitoy-Kanada munosabati jiddiylashayotgan bir paytda Kanadaga yiqilishish ifodasini bildirib, Kanada Xitoyga raqobatchi emas, dushman texmo emas dedi. Amerika vazining bu haqdagi xabarida bildirilishicha, Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi 17 fevral Kanada tashqi ishlar ministri Melani Joli bilan ko'rishganda, ikki davlat raqobatchi emas, dushman texmo emas degan. Wang Yining bu so'zi navbatdagi Kanada hukumatı chat elning orlishish urinishlaridan ansirayotgan, bu sababli Xitoy bilan Kanada munosabati texmo jiddiylashayotgan bir vaqt to'g'ri kelgan.
Xitoy tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan uchrug'a asoslanganda Wang Yi shanba kuni Melaniya Joli bilan ko'rishganda Xitoy Kanada munosabati uzundan buyon Xitoyning g'arb davlatlari bilan bo'lgan munosabatining oldingi safida turib keldi. Navbatdagi qiyin vaziyat Xitoy taraf ko'rishni xohlamaydigan bir vaziyat edi degan. Wang Yi yana Kanadaning Xitoy tahdidi nazariyasini ko'tarib chiqmaslikqa Xitoy Kanadaning ichki ishlariga aralashdi degandek yolg'on uchurlarni tarqitishni to'xtatishga chaqirdiganligi haqida jar salgan. Kanada hukumatı e'lon qilgan yig'in xotirasiga asoslanganda ikki tashqi ishlar ministri yana Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishi va O'rta Sharq krizisini o'z ichiga olgan yer shari bexatarligiga aloqador muhim masalalarni muzokara qilgan. İki taraf ko'rishdan keyin bayonot e'lon qilib, ikki ministr o'zaro hurmat qilish ruhi bilan ikki taraflik masalalarni davomli amaliy va ijobiy usulda muzokara qilib, ikki tarafning doimlik aloqasini saqlab qilishi kerak deganlarni bildirgan. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi 2 yildan buyon bir-bir bilan urushayotgan Ukraina bilan Rossiyaga qurol-yarog sotmaydiganligini da'vo qildi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonot e'lon qilib, Wang Yi'ning 60-chi navbatlik Myunxen xavfsizlik yig'iniga qatnashganligini bildirdi. Bayonotda qayd qilinishicha, Wang Yi yig'inda Ukraina tashqi ishlar ministri Dmytro Kuleba bilan ko'rishib, xalqaro vaziyatning qandoq o'zgarishidan qat'iy nazar, Xitoyning Ukraina bilan bo'lgan munosabatini normal yo'sinda taraqqiy qildirishni xohlaydiganligini bildirgan va Xitoy to'qinish rayonlariga yoki to'qinishayotgan taraflarga qurol-yarog' sotmaydi degan. Wang Yi yig'inda qilgan so'zida bo'lsa, Xitoyning Ukraina krizisini paydo qilgan davlat emasligini va uningda taraf tutmagan davlat ekanligini, ammo yuz berayotganlarga jimjit qarab turmaganligini va krizisini foyda olishga urinmaganligini da'vo qilgan. Gerçi Xitoy Ukraina krizisida betaraflikini ta'kidlayotgan bo'lsa-mu, urush sababidan Rossiyani ayiblashdan o'zini qochirishi va bu jarayonda Rossiya bilan bo'lgan strategik sheriklik munosabatini cho'nqirlashtirishi g'arb davlatlarining andisini qo'zg'agan edi. Va Xitoyning urush jarayonida Rossiyani turlik aslaha uskunalar bilan davomli ta'minlab, astiritin qo'llaganligini ayiblagan edi. İsrailiya G'azzada o'tkazgan insoniyatga xilof jinoyati uchun xalqaro jinoiy ishlar sudida davomli javobgarlikka tortilmoqda. Turkiya ovozi radiosi xabarida qayd qilinishicha, Gollandiyaning Lahay shahrida xalqaro jinoiy ishlar sudi Birlashgan Davlatlar tashkiloti talab qilgan maslahatlashish va isbot anglash sudi ochilgan bo'lib, 19 fevral boshlangan isbot anglash sudida Turkiyani o'z ichiga olgan 50 ishki davlat va 3 xalqaroliq tashkilot og'zaki bayonot berdi ekan. BDT umumiy kengashi Isroilning ishg'oliyati ostidagi Falastinda yurgizayotgan siyosatlari va ijro qilayotgan belgilamalariga qarata 2022 yili harakatga o'tgan edi. BDT Isroilning insoniyatning g'ururini dafsanda qiladigan qonun belgilamalarining qonuniy oqibatlari haqida maslahatlashish va isbot anglash so'zi etishni talab qilgan edi. Xalqaro jinoiy ishlar sudi Isroilning qonunsiz qilmishlariga munosabatlik bayqash va ko'zutishlarga qarab chiqib qaror chiqaradi ekan. Ammo ochiq o'tkazilgan isbot anglash sudi Falastinni tunishtirish bilan boshlandi ekan. Bir hafta jarayonida 52 davlat va 3 xalqaroliq tashkilot og'zaki bayonot berdi ekan. Sud oxirlashganda ijro qilish kuchiga ega bo'lmagan qaror chiqarildi ekan. Xalqaro jinoiy ishlar sudi bu yil chiqargan bir qarorida Isroilning Falastindagi ishg'ol qilgan rayonlarda salgan tomlarga qarata xalqaro qonunga xiloflik qilganlik deb hukm e'lon qilgan edi. Istanbulda tirilish uchurishi nomli faoliyat o'tkazildi. 17 fevral İstanbul'da Palestin ve Şarkı Türkistan meselesi kün tertibi boyunca Tiriliş Uçuruşçi namlıq faaliyet dağıdığılık ötküzüldü. Faaliyetini Türkiye'deki en çok amivi teşkilatlardan İHH İnsani Yardım Vakfı teşkilleyen bulup, faaliyet işgal astıdaki vatanımız Şarkı Türkistan bilen takdirdaş Palestin'de 5 aydın buyan devam kılıvatkan insan kalibinden çıkan vahşi katli amni kün tertibki keltiriş, şundaklı Xitay'nın hilin ayran bilen Palestin halkının yeni tuturganda körünüp, İslam dünyasıgı yıkıncılık kılıp, Şarkı Türkistan'da devamlaştırıvatkan irki kırgancılık cinayetini yuşuruşku urunuş kılmışını paş kılış mahsidi teşkillendi.
faaliyetke Türkiye'deki tunulgan dini zatlar ve İslami hareket başlamçıları iştirak kılgandan başka Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği azaları, Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği başçılıkıdaki herkaisi cemiyet mesulleri, şundaklı İstanbul'da yaşavatkan köpsandı Uygurlar iştirak kıldı. Faaliyette Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği'nin reisi Doktor Alimcan Buğda Şarkı Türkistan halkıya vakaleten söz kıldı. O sözü de aldı bilen işgaliyet asıdaki vatanımız Şarkı Türkistan bilen taktirdaş Palestin'de 5 aydın bu yan devam kılıvatkan insan kalıbıdan çıkan vekşi katliamını kattık ayıpledi ve Şarkı Türkistan halkının Palestin halkının yenide işgallikini bildirdi. Arkadan Xitay tecavüzcülerinin her xil hilin eyranları bilen Palestin halkının yenide turganda körünüp İslam dünyasına yıkıncılık kılıp Şarkı Türkistan'da devamlaştırıvatkan irki kırgıncılık cinayetini yuşuruşku urunuştun ibaret köz boyamcılık kılmışlarını içip verdi. Çin bu defa 2017 senesinden beri Doğu Türkistan'ı tamamen dış dünyaya kapatıp Doğu Türkistanların tamamını Çin Nazi kampına soktu. Hürmetli körmenler, şunaqlı bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımızı görüşürüz. Aman bolğaysızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.